Diğerine bakalım. Diğerinde de ne var? Burada x gördüğümüz yere x artı 4 yazacağız. Yazalım. 2 x artı 4 eksi 1 bölü x artı 5. Şurası eksi. Bu sefer x gördüğümüz yere ne yazacağız? Aynısını yazacağız. X artı 1. Şurası da ne olacak? 2x eksi 1. Küçük 0 olacak. Şimdi buradan baktığımız vakit buradan ne gelecek çözüm kümesi? Şuraya baktığımız vakit 2x'ler gidiyor. O zaman payda da yani şunu x artı 2 ile şunu x artı 4 ile genişlettiğimizde buradan bunlar gidecek. O zaman şuradan payda da ne gelecek? Buradan kökler eksi 2'ye, eksi 4'e, eksi 2 gelecek. Şurada da aynı şekilde bunlar 2x'ler birbirini götürecek. O zaman buradan kökler ne gelecek? Bu x artı 1 ile bunu x artı 1, 5 ile genişletirsek buradan kökler ne gelecek? X'i 5'e, eksi 1 gelecek. Buradan çözüm kümemiz ne olacak? Açık aralık. Eksi 4, eksi 2. Buradan ne olacak? Açık aralık. Eksi 5'e, eksi 1. Bu ikisinin kesim kümesi ne olur? Eksi 4, eksi 2 açık aralığı olur. E seçeneği olur. Fonksiyonları veriliyor. Eşitliğini sağlayan m doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi şuraya bakalım. X kare, eksi 2, x artı 4. Şunu da aynı şekilde yazarsak. 2 parantezinde x kare, eksi 2, x artı 4 yazarsak 8 var. Buraya bir 8 ilave edelim. Bir 8 çıkaralım. O zaman şöyle olur. Şurayı kullanmış oldum. Şurayı kullanmış oldum. Şurayı kullanmış oldum. O zaman şöyle GT yazalım. Bu da ne olur? 2T eksi 13 olur. Şimdi şurada neyimiz var? M eksi 3 yazmak istiyorum. O zaman şöyle önce bir Fx'i bunu da aynı şekilde yazalım. Bunda 4x artı 20 artı 1. Yani şurayı ne yapalım o zaman? Fk desek x artı 5'e. O zaman burası ne olacak? 4k artı 1 olacak. Benden ne lazım bana? F m eksi 3 lazım. O zaman x gördüğüm yere m eksi 3 yazıyorum. O zaman 4m eksi 12 artı 1 var. Eksi 11 olur. Bu sefer bunu götürüyorum. Ne yapıyorum? G'de yerine yazıyorum. 4m eksi 11'i orada yerine yazıyorum. Yerine yazarsam ne olur? 2 çarpı 4m 8m eksi 22 eksi 13 küçük eksi 3 olacak. 8m burası ne oldu? Eksi 35 oldu. Eksi 32. İsterseniz bunu bu tarafa atalım. 32. M ne olacak? M 4'ten küçük olacak. Şimdi M doğal sayıların toplamını soruyor. M doğal sayıları nedir? 0, 1, 2, 3'tür. 4'ten küçük bunlar var. Bunların toplamı ne yapar? 6 yapar. D seçeneği. X ve Y gerçel sayıları için eşitliği sağlanmaktadır. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için ne olması lazım? X ve Y'nin farklı olması lazım. X ve Y'nin işaretleri farklı aynı olsaydı eşitlik olurdu. Ama eşitlik yok. Şimdi şuraya bakalım. Bu zaten kesinlikle pozitiftir. Sıfırdan küçükse x nedir? Negatiftir. Y de nedir? Kesinlikle pozitiftir. Bunu öğrendik. Şu ifadeye bakalım. Şuraya bakalım. Sıfır küçük. X bölü x nedir? 1'dir. Artı y bölü x var. Y bölü x. Bu nedir o zaman? Eksi 1 küçüktür. Y bölü x'ten. O zaman y bölü x'te ne olacak? Büyüktür. Eksi 1'den olacak. Bunun eksi 1'den büyük olması için ne olması lazım? Basit kesir olması lazım. Şimdi x bir kere kesinlikle pozitif olamaz. X kesinlikle negatif. Y de kesinlikle pozitif. Y'nin değerlerinin zaten pozitif olduğunu görüyoruz şuradan. Y kareleri gerçi alınmış. Buradan ne olacak? Basit kesir olması için ne olması lazım? X'in mutlak değeri daha büyük olması lazım. Şuraya baktığımız vakit hangisi olabilir? C olabilir diyoruz. Bir çubuk eşit uzunlukta 3 parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğu n birim olmaktadır. Yani demek ki çubuğun uzunluğu nedir? 3 mü? Biz neyi arıyoruz? 3 mü'yi arıyoruz. Aynı çubuğun uzunluğun karesi uzunluğundaki çubuklardan. Yani 3 m'nin karesi nedir? 9 m kare. 4 tane ucuca yani 4 ile çarpıyorum. Sonra 5'e bölüyorum. Her bir uzunluğu ne olacakmış? Ne olacakmış? M de neden küçükmüş? O zaman yazalım. M küçüktür. Neden? N dediğimiz şey ne? 36 m kare bölü 5. Şimdi şu m ile şu m'nin bir tanesi sadeleşirse buradan m ne olur? 5 bölü 36 olur. Küçük. Bana ne lazım? 3m lazım. O zaman 3m nedir? Budur. O zaman 3m ne olmak zorunda? 15 bölü 36'dan büyük olmak zorunda. 3 ile sadeleştirirsek 5 bölü 12'den büyük olmak zorunda. A olabilir. En büyük budur. Başka sayısı negatif olan 3. dereceden bir Tx tanımının bir kökü 1. O zaman yazalım. Tx eksi A. A burada pozitif olsun. Kökün 1'i x eksi 1. Diğerinde de t etmiş. O zaman çift katlı kök var. X eksi k'nın karesi. K'da neymiş? 1 ile 5 arasında olmak üzere aşağıdakilerin hangisi eşitliğinin çözüm kümesinin bir alt kümesidir. Şimdi burada kök ne gelecek? Eksi 7 gelecek. Burada ne gelecek başka? 1 gelecek. Bir de k'da ne var? Çift katlı kökümüz var. İsterseniz tablomuzu oluşturalım. Burada en küçük eksi 7. Sonra 1 var.
Sonra KK'da çift katlı kökümüz var. Bunun işareti pozitif, P'nin işareti negatif. Artı ile eksinin çarpımı eksi, burası eksi olacak. Çift katlı olduğu için burada değişmiyor. Burada artı, burada eksi olacak. Ne istiyor? Pozitif olduğu yerler istiyor. O zaman çözüm kümesi ne olacak? Eksi 7 ile 1 arasında artı kaydı dahil edebiliriz ama burada alt kümesi diye soruyor. O zaman doğru cevap ne olacak? C seçeneği olacak. Şekilde fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre eşitliğinin en geniş çözüm kümesi aşağıdaki neden hangisidir? Niye arıyoruz? F, g, x'in negatif ve 0 olduğu yerler arıyoruz. Yani f fonksiyonu ne zaman negatif olmuş? Eksi 3 ile eksi 1 arasında. Yani gx'in nerede arıyoruz biz? Eksi 3 ile 1 arasında ne oluyor? Bu eksi 3 ile 1 arasında şurası negatif oluyor. Bu. Şimdi g ne zaman eksi 3 ile 1 arasında değer almış? Ona bakıyorum. X'i arıyoruz şimdi. Eksi 4 ile eksi 4 ile 2 arasında bu değeri almış. O zaman doğru cevap ne olacak? B seçeneği olacak. Tanımları veriliyor. Buna göre eşitlik sisteminin çözüm kümesinin elemanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eğer şu yukarıdaki gibi olursa ne yapacağız? 4'e kadar gidecek. Yani şöyle yazacağız. X artı 1. Ondan sonra çarpı x artı 2'nin karesi çarpı x artı 3'ün kübü çarpı x artı 4'ün 4. kuvveti küçük 0 olacak. Burada ise ne olacakmış? X eksi 1. Yine buraya kadar gidecek. Yani 4'e kadar gidecek. X eksi 2, x eksi 3, x eksi 4. Yalnız burası ne olacak? Büyük 0 olacak. Yani kaç tane kökümüz var? 8 tane kökümüz var. Şunlar çift katlı. Bunları unutmayalım. Şöyle tablomuzu oluşturalım. Şöyle tablomuzu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne var? En küçük eksi 4 var. Fakat eksi 4 çift katlı. Onu unutmayalım. Sonra ne var? Eksi 3 var. Eksi 2 çift katlı. Ondan sonra eksi 1 var. Sonra ne var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Tablomuzu şöyle yapalım. Şurası birinci eşitlik olsun. Şurada ikinci eşitlik olsun. Şuraya 1 yazıyorum. Şuraya 2 yazıyorum. Şimdi birin kökleri ne? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Şimdi işaretine baktığımız vakit artı. O zaman şurası zaten burada kök yok. Buralar artı. Sonra eksi. Şurası eksi. Şurası ne olacak? Çift katlı olduğu için burası da eksi olacak. Sonra bakıyorum şurası ne olacak? Artı olacak. Burası da artı olacak. Bizden ne istiyor? Negatif olduğu yerler istiyor. Yani şurası. Gelelim diğerine. Diğerinde ne var? Ona bakalım. Kökler olarak. 1 var, 1 var, şurası 2 var, 3 var, 4 var. Şurası yok. Şöyle. Ne yapalım? İşareti artı. O zaman artı, eksi, artı, eksi, artı. Şuralarda ne olacak? Artı olacak. Şimdi baktığımız vakit çözüm kümesinin elemanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani ikincisini nereye alacağız? Pozitif olan yerler. Yani şurası. Şimdi o zaman ne olabilir? Eksi 3 olur mu? Dahil olmadığı için olamaz. Eksi 2.3 olur. Eksi 2 olur mu? Eksi 2 dahil olmadığı için olamaz. Eksi 0 onda 8. O da şurada. O da olamaz. 1.2 o da burada. Burada olur. Bu da olamaz. Doğru cevap D seçeneği. Furkan sırasıyla 3, 6, 3'en Mert ise 4, 8, 4'en kadar para atarak birikim yapmak istemezdi. Ancak Furkan 10. gün parayı kumbara attıktan sonra para ihtiyacı olmuş. Biriktirdi falan 4 için harcamış. Kalan günlerden önceki sistem uygun olarak para biriktirmeye devam etti. En günün sonunda Furkan'ın biriktirdiği toplam para. Furkan para harcamasaydı en günde ne kadar para biriktirecekti? En çarpı ilk, son para bu, ilk para bu. Bunların artmatik ortalamasını alacağım. Bu kadar para biriktirmesi gerekiyordu. Fakat bu ne yaptı? 1'den 10. güne kadar biriktirmiş olduğu paraları, yani 3'ten 30'a kadar biriktirmiş olduğu paraları harcadı. Ne kadarını harcadı? 4 bölü 5'ini harcadı. Şimdi burada 10 tane terim var. Artmatik ortalaması 33 bölü 2. Ve nesini hesaplıyoruz? Yani 4 bölü 5'ini harcamış. 4 bölü 5'te de çarpıyorum. Yani harcamış olduğu parayı bulmak istiyorum. Harcamış olduğu para nedir? 132 liradır. Yani o zaman kalan para, biriktirdiği para da nedir? Bu kadardır. Furkan'ın biriktirdiği para. Bu para Mert'in biriktirdiği. Mert ne kadar biriktirdi? Mert'in biriktirdiği toplam paranın yarısından büyükmüş. Önce Mert'in biriktirdiği parayı bulalım. Gene Mert de en gün para biriktirdi. Artmatik ortalaması nedir? 4 an artı 4 bölü 2. Bir de ne yapacağız? Bunun yarısını alacağız. Bir daha 1 bölü 2 ile çarpmamız lazım ya da 2'ye bölmemiz lazım. Bunu çözeceğiz şimdi. Şimdi buradan bu ne olur? 3n kare olur. Şurası ne olur? 3n olur. Şurada da neyimiz var? 2'miz var. İsterseniz şunu da 2 ile genişletelim. 2 ile genişletirsek ne olur burası? Eksi 264 olur. Büyüktür. Şurayı 4 parantezine alırsak buradan da ne kalacak? Şurası 4 olacak. Şurası 4 olacak.
parantez içerisinde n kare artı n olacak. Şunlar da gider. İçler dışlar çarpımı yaparsak şurada 2 olacak. Şuradan da kurtulmuş olacağız. Bunu bu tarafa atarsak n kare olacak. Artı n eksi 264 büyük 0 olacak. Şimdi en az kaçtır diyor. 11, 12 ve 14 değerleri verdiğimizde pozitif olmaz. Ama 16 değeri verdiğimizde şurası 0'dan büyüktür. O zaman doğru cevap D seçeneğidir. S'in çözüm kümesinin bir alt kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi sol tarafa atarsak şu sağ taraftaki ifadeyi o zaman ne olacak? Eksi olacak. Artı n eksi olacak. Şurası da ne olacak? Büyük 0 olacak. Şimdi m eksi x, x eksen. Şimdi payı ve payı da eksiyle çarparsak burası artı olacak. Burası da ne olacak? M eksi x olacak. O zaman ortak payda da aşağıya ne yapacağım? M eksi x şeklinde yazacağım. Yukarısı ne olacak? Yukarısında da x kare var. Eksi parantezine yazarsam k artı n. Şurası ne olacak? X olacak. Şu ikisini ortak parantezde yazdım. Artı nk olacak. Büyük 0 olacak. Şimdi köklere bakalım. Şuradan kök ne gelecek? Buradan kök m gelecek. Buradaki köklere bakalım. Çarpımları ne olacak? Eksi n'ye eksi k çarpımı nk olacak. Toplam bu olacak. O zaman buradan köklerine gelecek. Yukarıdan köklerine gelecek. N gelecek? K gelecek. Şimdi işaret tablosunu oluşturalım. 3 tane kökümüz var. Şimdi burada en küçüğümüz hangisi? M. Ondan sonra hangi kökümüz var? N var. Sonra ne var? K var. Şimdi işarete baktığımız vakit burası artı, burası eksi. Artının eksiye bölümü eksi. O zaman eksi, artı, eksi, artı. Nereye istiyorum? Pozitif olduğu yerler. O zaman çözüm kümesi ne olacak? Buralar olacak. Herhangi bir alt kümesini istiyor. O zaman şurası nk a seçeneği. S'ini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. 4'ü bu tarafa atarsam eksi 4 olur. Eksi 4 bölü 1. Paydasında ne yapalım? X kare artı x artı 1 ile genişletelim. Küçük 0. O zaman ne olacak? Eksi 4x kare. 5x kareden çıkarsak ne olur? X kare kalır. Şurada 3x var. Burada eksi 4x. O zaman şurası eksi x olur. Eksi 4. Eksi 6 olur. Aşağısında ne olur? X kare artı x artı 1 küçük 0 olur. Şimdi aşağısının deltasına baktığımız vakit ne olacak? 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı 1'den ne gelecek? Negatif gelecek. Burada kök gelmeyecek. Yukarıya baktığımızda çarpımları ne olacak? Eksi 6 olacak. Toplamları da ne olacak? Eksi 1 olacak. O zaman yukarıdan ne gelecek? Kök eksi 2 ile 3 gelecek. Tablomuzu oluşturalım. Eksi 2, 3. İşaretimiz artı, eksi, artı. Nereyi istiyorum? Negatif olduğu yeri istiyorum. O zaman çözüm kümesi burasıdır. O zaman eksi 2 ile 3 arasında mı? Eksi 1 olamazı arıyorum. Bu olur. Çarpı atıyorum. Bu da olur. Buna da çarpı atıyorum. Bu da olur. Buna da çarpı atıyorum. Bu da olur. Buna da çarpı atıyorum. Ama bu olamaz. E seçeneği. 5 lirası olan Emre'ye babası x tane x eksi 2 lira. O zaman ne olacak parası? X eksi 2 artı 5 olacak. 7 lirası olan Emre ise babası bu kadar para veriyor. Emre ile Emre'nin paralarını toplayalım. O zaman toplayalım. Emre'nin parası da 7 lira vardı. Babası da x artı 1 tane x eksi 3 lira verdi. Ve paraların toplamı ne oldu? 105 liradan fazla oldu. X değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bunu çözeceğiz. Şimdi yapalım. Şurası x kare eksi 2x artı 5 artı 7. Şuraya bakalım. Bu x kare eksi 3x artı x. Burası eksi 2x olacak. Eksi 3 eksi 105 büyüktür 0. Düzenleyelim. Ne var? 2 tane x karemiz var. Başka ne var? Eksi 4x'imiz var. Şurası 12. Şurası da ne? 108. 108'den 12 çıkarırsam ne olur? 96. Eksi 96 büyük 0. 2'ye bölersem x kare eksi 2x eksi 48 büyük 0. Eksi 8'e 6 çarparsam bu, toplarsam bu. O zaman buradan kök ne gelir? Köklere bakalım. Şöyle eksi 6 gelir, 8 gelir. İşaretimiz ne? Pozitif, artı, eksi, artı. Nereye arıyorum? Pozitif olan yerler. O zaman ya şurası olacak ya burası olacak. Öte yandan x eksi 3 lira para veriyor dediğine göre o zaman x eksi 3'te ne olmak zorunda? Büyük 0. X'te ne olmak zorunda? 3'ten büyük olmak zorunda. O zaman çözüm kümesi sadece bu taraf olacak. Sağ taraf olacak. Hangisi olabilir diyor. Eşitlik yok. Yani 8 olamaz. 8'den büyük. Büyük her sayı olabilir. E seçeneği. Aşağıda bir sorunun çözüm adımları verilmiştir. Buna göre ilk kez hangi adımda hata yapılmıştır? Ne yapılmış? Payda genişletilmesi yapılmış. Bir sıkıntı yok. Sonra ne yapılmış? Toplanmış. Onda da bir sıkıntı yok. Sonra ne yapılmış? Her taraf x ile çarpılmış. Ama x'in pozitif olduğunu bilmiyoruz ki. X pozitifse bir sıkıntı yok ama x negatifse eşitlik yön değiştirecek. O zaman ilk kez hangi adımda hata yapılmış? İkinci adımda doğru cevap B seçeneği. Buna göre eşitliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi nereye arayacağız? Pozitif olan yeri arayacağız. Ya 3'ü de pozitif olacak. Ya 3'ü de pozitif olacak. Ya da
İkisi, en az iki tanesi negatif olacak, bir tanesi pozitif olacak. Şimdi isterseniz şuraya kadar bir inceleyelim. Yani şu eksi 3'e kadar bir inceleyelim. Eksi 3'e kadar iki tanesi pozitif, bir tanesi negatif. O zaman burada çözüm kümesi 10. Şimdi şuraya bakalım, 0'a kadar olan yere bakalım. Şimdi iki tanesi pozitif, bir tanesi negatif. Yine burada da çözüm kümesi olmaz. Şimdi 0'dan sonrasına bakalım. 0'dan sonrasına baktığımız vakit şimdi iki tanesi negatif, bir tanesi pozitif. Evet, bu duruma uygun oluyor yani. 0'dan 2'ye kadar duruma uygun oluyor. Sonra ne yapıyorum? 2'den sonrasına bakayım. 2'den sonra baktığım vakit iki tanesi bu sefer gx negatif oluyor ama hx bu sefer pozitif oluyor. Evet, 2 ile 5 arası olacak. Burada da şu koşulu sağlıyor. O zaman doğru cevap 0-5 aralığından 2'yi çıkarmakla buluyoruz. A seçeneği. X'in çözüm kümesindeki en küçük rakam ile en büyük negatif tansiyonun toplamı kaçtır diyor. Şimdi fx artı 1'i çizelim. Ne olacak? Bir birim sola kayacak. Şöyle bir birim sola kaydı. Şöyle grafiği oldu. Şurası 24, şurası 11, şurası da x8 oldu. Şimdi şuraya bakalım. Bu gx -7'de 0 yapıyor. O da zaten tanımsız yapar. Gx hiçbir zaman pozitif olmuyor. Hep negatif oluyor. Şuraya baktığımız vakit şuradan 2'den büyük olduğunda şurası 2 diyelim. 2'den büyük olduğunda şu ifade hep pozitif olacak. 2'den küçük olduğunda ise ne olacak? Negatif olacak. Şimdi payda eksi oldu. O zaman negatif olması için buranın ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Fx artı 1'in pozitif olduğu yerlere baktığımız vakit burada şuralar pozitif zaten. Şuralar pozitif olduğunu görüyoruz. En küçük rakam diyor. 2 zaten buraya paydayı tanımsız yaptığı için en küçük rakam ne olacak? 3'teyken olacak. Yani 3'teyken şu koşulu sağlar. Şimdi en büyük negatif tam sayı bakalım. Bu sefer de şöyle bakalım. Şuraya bakalım. Burası da bu sefer şu tarafa bakıyorum. Eksi olur. Eksi eksi buraya ne yapar? Paydayı artı yapar. O zaman burası ne olacak? Negatif olacak. Negatif olmaya başladığı yer neresi? Eksi 8 ve küçük olduğu yerler. Küçük eşitlik olduğu için bu sefer ne yapıyorum? En büyük negatif tam sayı da eksi 8 alıyorum. Eksi 8'den sonra küçük bütün tam sayılar olur yani. O zaman ne yapıyorum? Bunların toplamını istiyor. Bunların toplamı ne yapar? Eksi 5 yapar. C seçeneği. Parabolün kökleri x1 ve x2'dir. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre k tam sayının toplamı kaçtır diyor. Şimdi kökler çarpımı nedir? x1 çarpı x2 c bölü a'dan x1'dir. Yani negatiftir. O zaman şu negatif olacak, şu pozitif olacak. Fk'yı yazalım. K kare eksi 8k eksi 1 küçük 0 olacakmış. K'da ne olacakmış? Pozitif olacakmış. O zaman şöyle yazabiliriz. K eksi 4'ün karesi. Birincinin karesi. Birincinin ikinci çarpımın iki katı. Bir eksi 16 yazalım. Bir de 16 ilave edelim. Şunu da yazdık. Ne olacak? Bu 17'den küçük olacak. O zaman K eksi 4 en büyük ne olabilir? 4 olabilir. Veya 4'ten küçük olacak. 4, yani k ne olabilir? 8 olur veya 8'den küçük olacak. Tam sayılar olacak. 8'den 1'e kadar tam sayıların toplamını istiyorum. 8 tane terim var. Aritmetik ortalaması 9 bölü 2. Son sayıyla 2 sayıyı toplayıp 2'ye bölüyorum. 8 ile 2 sadeleşir. 4 kere 9 kaç yapar? 36 yapar. B seçeneği. Aşağıda 4 farklı eşitlik verilmiştir. Bu eşitliklerin tam sayının toplamı her bir için ayrı ayrı hesaplanıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden birisi olamaz diyor. Şimdi bunu çarpanlarına ayırırsak eksi 2 eksi 8 köklerine bakarsak 8 artı eksi artı negatif olan yer istiyor. Yani ne olacak? 3 olacak, 4 olacak, 5, 6, 7 olacak. Toplamları kaç yapar? 25 yapar. Bu olur. Buna bakıyorum. Bu ne olur? 3'e eksi 1. Köklerine bakıyorum. Eksi 3'e 1. O zaman ne olacak? Artı eksi artı. Şuraya bakacağım. Eksi 2 eksi 1 0 olur. Bunların toplamı ne olur? Eksi 3 olur. Şimdi şuna bakalım. Burada ne olur tablomuz? Burada 0'a 4 işareti eksi artı eksi ne olur köklerimiz? 1, 2, 3 olur. Toplam ne olur? 6 olur. Şuna bakalım. Burada delta'ya bakalım. Deltası nedir? B kare. Yani B kare nedir? 12'nin karesi 144 eksi 4 çarpı A çarpı C'den 140, 284 olur. Kökler ne olur? X1, 2 eksi B eksi 12 artı eksi kök 284 bölü 2. Yani bu yaklaşık 17 gibi bir sayı yani. Yaklaşık değerlerine bakalım şimdi. Eksi kabul edersek eksi 29 bölü 2 olacak kökün biri. Artı kabul alırsak o da ne olacak? 5 bölü 2 olacak. Bunlar yaklaşık değerler. Buna göre ne yapalım? Grafiğimize bakalım. İşaretimiz artı, eksi, artı. Yani ne olacak? Eksi 14 olacak, eksi 13 olacak. Şu şekilde devam edecek. Buradan 2,5'a 2'ye kadar devam edecek. Şimdi isterseniz şuradan şu sayıları bir toplayalım. Eksi 1'e kadar olanları şuraya kadar. 14 tane terim var. Aritmetik ortalaması 15 bölü 2'den. Bu ne yapar? Eksi 105 yapar. Şurada da 3'ümüz var. Bunları toplarsak eksi 102 olur. Bu da olur. O zaman
Doğru cevap ne olacak? D seçeneği. Gerçel sayılarda tanımlanan f fonksiyonu azal olmayan bir fonksiyondur. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi olabilir? Azal olmayan masa için şunun da şundan küçük eşit olmak zorunda. O zaman yazalım. X kare artı 2x artı 4 ne olmak zorunda? Küçük eşit 3x kare artı x artı k olmak zorunda. Hepsini bu tarafa toplayalım. 2x kare eksi x artı k eksi 4 küçük eşit 0. Yani bu ifade büyük eşit 0 olması lazım. Şimdi işarete 2 olduğu için her yerde azalan olmayan olması için ne olması lazım? Reel kökünün olmaması lazım. Yani şurada devamlı 2'nin pozitif olduğu için pozitif olacak. O zaman delta'nın ne olması lazım? Negatif olması lazım. Delta'sına bakıyorum. B kare yani eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı A çarpı C. K eksi 4. Küçük 0 olacak. Bunu düzenlersek 1 eksi 4K artı 16 küçük 0. 17 küçük 4K. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. O zaman K nedir? K büyüktür. 17 bölü 4. K aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. 4'ten büyük sayı sadece 5 var. E seçeneği.